Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Güney Almanya yöneticileri Stuttgart'ta üyelerine yönelik kişisel gelişim seminerleri düzenledi. Stuttgart Rathaus'ta gerçekleşen seminere üyeler ve iş adamları yoğun ilgi gösterdi. Ve o kitapları muhakkak okumanızı arzu ederim. Babamdan öğrendiğim benim bir teknik. Babam benim 65 senelik esnaf. İşte biz elektrik elektronik mühendisliği okuduk. Üzerine endüstri mühendisliği okuduk. Üzerine endüstride yüksek lisans yaptık. Eğitimci ve iletişim uzmanı İlhan Soysal tarafından verilen seminerde beden dili, iletişim ve iletişimin altın kuralları, motivasyon, sorunları fırsata çevirme gibi konular işlendi. Ülkesinde bir takım insanlar bizi beğenerek dinlediğini hissettik. Bunu yıllar önce hissettik. Ve bunu benim bir güç egosu ne diyelim de... Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Abdülhalim Baysal, etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Bu tür seminerlerdeki gördüğümüz ihtiyaçlar iş adamlarımızın, daha doğrusu üyelerimizin etkinliklerde, yani bir müşterisiyle nasıl bir görüşme yapabilir, görüşmelerinde karşıdaki müşterisinin isteklerini nasıl elde edebilir. Bu tarzda eksikler olduğunu gördüğümüz için... Arkadaşımız İlhan Bey'i buraya davet ettik. Bize bu konuda destek olması için. Evet, iletişim günümüzün en önemli konulardan bir tanesi. Her alanda iletişim sahibi olmak zorundayız. Özellikle insanlarla ilişkili olan iş adamlarının iletişim konusunda daha çok dikkatli olmaları gerekiyor. Peki efendim, neden İlhan Soysal'ı tercih ettiniz? İlhan Soysal Bey'i biz Türkiye'den tanıyoruz. Türkiye Tüm Siyat kendisi abimizi, İlhan Bey'i desteklerini almıştır. Öylelikle biz de burada zaten bir ara daha yapmıştık. Kendi aramızda bir toplantı İlhan Bey'le. Öylelikle dedik üyelerimize de tanıştıralım ve memnun kaldığımız için üyelerimiz için de burada onunla beraber bu çalışmayı yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir seminere burada imza attınız. Buradaki izleyenler de eminim bizim gibi olduğu gibi onlar da faydalanmıştır. Biraz semineri değerlendirir misiniz? Siz nasıl Şimdi buldunuz? Ben yıllardır seminer verdiğim için şunun üzerinde her zaman savunduğum bir şey vardır. Bizim seminerimize katılan çok şey öğrenir ve çok keyif alır. Ya inşallah aynı havayı siz de hissettiniz. Bir kere korkularımız olmadığı için, algımız rahat olduğu için, insanların beynindeki sualleri öğretici bir metotla verdiğimiz için ben mutluyum. Ben mutlu olunca zaten salonda mutlu oluyor. Evet efendim, yani öğretirken birçok şeyi eğlendirerek öğretmeniz de izleyiciler arasında daha dikkatli, seminere olan ilgiyi daha bir akıcı şekilde getirdi. Bunun da bir metodu vardır. Var. Tabii. Çapraz öğreti metodu veya kişilerin beyin algısına kodlayarak kelimeyle. Mesela şu an bir algı dediğimde, kaygı dediğimde hemen o olayı hatırlıyorsunuz. Uzun burun hatırlıyorsunuz. O olaylarla, yani ne? Beyne örnekleme metoduyla öğretiyoruz. Bir nevi hafıza gelişme programıdır. Yani kelimeyle olayları insanların beynine kodluyoruz. Olay bu.